O gün yaşasaydınız eğer, diyelim ki İstanbul'da oturuyorsunuz, böyle bir avuç serden geçti, yola çıkmış, İstanbul işgal altında. Padişah efendinin sesi selası çıkmıyor. İngiliz işgal kuvvetleri komutanı Harrington adamını gönderip şu şöyle olacak, bu böyle olacak diye talimatlar veriyor. Bir avuç serden geçti. Serden geçti ne demek biliyorsunuz değil mi? Serbaş, başından geçmiş. Yani hayatından vazgeçmiş. Evet. Hani hep diyorlar ya kefeniyle çıktık biz bu yola. Aa, neden bahsediyorsunuz siz? 4 milyonluk, 5 milyonluk arabalarla dolaşıyorsunuz. O mu? Kağnılarla, at üstünde vesaire. Zaten çürük çarık bir bandırma vaporuyla yola çıkanlar, serden geçtiler bir avuç. İnanır mıydınız bilmiyorum o zaman. Ya bunlar hakikaten bu ülkeyi kurtarabilir. İnanılır mıydı? İnanılmazdı fakat çok ilginç bir şey söyleyeceğim size. Bu biraz önce görüntüleri olan Samsun'daki yürüyüşlerden birisine ben de katıldım. Eşim Perihan'la birlikte. Fakat öyle bir noktaya geldik ki o noktada gözyaşlarımı tutamadım. Çünkü önümdeki bir grup genç öylesine yoksul, öylesine fakirdi ki üstündeki giysiler, ayakkabılarının olmayışı. Ve bana şunu sordurdu. Yani 100. yılında ki o zaman 100. yıldı. Biz bu gençleri nasıl böyle bıraktık diye hayıflandım doğrusu. Yani hakikaten... Gençlik demişken tekrar bir 20 yaş fotoğrafını Celal Ülgen'in verebilir miyiz? Şimdi biliyorsunuz bugünlerde böyle bir moda gibi bir şey. Herkes 20 yaş fotoğrafını paylaşıyor. Biz başka bir yerden bakarak. Şimdi siz 20 yaşındayken bambaşka bir hava vardı dünyada, Türkiye'de. Şimdi o günkü genç... Celal Ülgen, 20 yaşındaki Celal Ülgen, bugünkü 20 yaşındaki gençlere bakıp ne görüyor? Yani Boğaziçi Üniversitesi'ne ve işte 3 milletvekilinin köprüde yaptığı eyleme bakınca bir yerde biraz kendimizi görebiliyoruz. Ama onun haricinde depolitize olmuş bir gençlik var. Kasıtlı olarak depolitize ediyorlar. Gençlerin depolitize edilmesinin çok büyük bir anlamı var, çok büyük bir yararı var egemenlere. Çünkü gençlerden çok korkarlar. Biliyorsunuz deniz gezmişlerden de çok korkmuşlardı. Denizler de kaç defa Samsun'dan yürümüşlerdi tabii, Ankara'ya. Ben her yerde anlatıyorum ama çok kısa zamanınızı almadan önemli bir şey söyleyeyim. Bana Mustafa Kemal sevgisini ilk veren Deniz Gezmiş'tir. Yani ben Diyarbakır'dan okumak için İstanbul'a geldiğimde sosyalist olarak gelmiştim. Çünkü Kafka'yı okumuştum, Frantz Fanon'u okumuştum, Jack London'u okumuştum ve sosyalistim. Geldiğimde Sosyalist Türkiye diye slogan atıyordum. Denizlerle karşılaştım. Deniz, önce bağımsız olacağız, sonra sosyalist olacağız demişti. Ve Mustafa Kemal Atatürk'ten bahsetmişti. Biz o zaman biraz yani böyle Mustafa Kemal'i beğenmiyor pozlardaydık. Ama her geçen gün Mustafa Kemal'in ne kadar değerli olduğunu öğrenmiş olduk. Az önce hatırladınız ve hatırlattınız. Paylaşmak boynumun borcudur. Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri ve öğretim üyeleri esas önemlisi. Çok doğru. Eylemlerine devam ediyorlar. Bakın bu dünden bir kare. Dün maalesef zamanım yetmemişti kullanmak için. Kapanma süresince tabii eylem olmadı. Ama açılır açılmaz devam ettiler eylemlerine. Devam ediyorlar. Unutmuyorlar, unutturmuyorlar. Boğaziçi Üniversitesi'ne bilime kayyum olmaz. Bilime kayyum olmaz. Şimdi bilim olmaz da başka bir yere olur mu? Hangi takımı tutuyorsunuz? Galatasaray. Galatasaray. Geçmiş olsun. Beşiktaş dün bir şampiyonluk daha aldı. Kutluyoruz onları. Hem lig şampiyonluğu hem kupada. Hakikaten kutlamak lazım Beşiktaş'ı. Şuradan bağlayacağım kayyum meselesinden. 40 yıldır ilk kez Ankara'da takım, Süper Lig'de takım yok. Ankara'dan.
Küme düştüler. Ankara takımları küme düştü. Yazabiliriz. Şimdi küme düşen 40 yıldır ilk defa oluyormuş bir de bu. Hep de böyle bir korunur, kollanır ya Ankara takımları başkent falan diye. Ankara takımları ama küme düştü. Şimdi küme düşen sadece Ankara takımları mı? Acaba başka bir şey daha küme düştü mü? Gerçi Türkiye'nin rakamlarına baktığınızda küresel anlamda biz amatör kümedeyiz. Çok küme düşmüşlüğümüz var ama insanın aklına şu geliyor. Acaba Ankara'ya da bir kayyum mu atamak lazım diye. Sorumluluk nedeniyle değil mi? Daha doğrusu gerçekten sorumsuz son yaşananları konuşacağız. Için. Aman da aman yani. Tabii Ankara'da özellikle Gençler Birliği ve Ankara Gücü çok köklü iki takımlar bizim gençlik yıllarımızdan beri top koşturuyorlar. Bir ara Gençler Birliği uzun süre ara vermişti. Ankara'nın bir takımla ligde temsil edilmemesi oldukça kötü bir şey. Şimdi yalnız dikkat ederseniz bizim ligimiz Digitürk Ligi. Yani bir küme düşenlerle değil, şampiyonluğa oynayanlarla üç büyük takım ne kadar çok başarı sağlarsa o kadar dekoder satabiliyorlar. Ve ticari bakıyorlar işe. Lig de ticari bakmanın bir sonucu. Ama bir şey söyleyeceğim. Şimdi Kasımpaşa için mesela Erdoğan'ın ne kadar uğraştığını biliyoruz. Aynı şeyi Ankara takımları için de transferde kolaylık vesaire olabilirdi. Ha yapsınlar diye demiyorum. Çünkü neticede futbol evet ticari ağırlıklı. Ama şuradan bir metafor gibi bakarak gittim. Ankara takımları 40 yıl sonra artık Süper Lig'de yoksa, Ankara takımları küme düşmüşse, hani ne tesadüftür ki Ankara'da bütün bunlar yaşanıyor da acaba söylemeye dilim varmıyor. Eğer yasal olarak bir sorun varsa hemen beni uyarın, hemen susayım cümlenin ortasında. Bir de ağzıma vurayım hatta. Devlet de küme düşmüş gibi değil mi size göre? Bunda bir sorun var mı? Yok, hayır hayır. Tamam, bir peki. Sorun yok. Biz sormuş bir eleştiri yapıyorsunuz. Yani eleştirinizde de haklısınız ama şöyle bakmak lazım. Ankara'da ancak ve ancak Ankara takımlarını güçlendirmek için yardımcı olabilirler. Halbuki bizim söylediğimiz daha önemli bir şey var. Tabii. Digitürk Ligi dememdeki sebep şu. Şampiyonluğa oynayan 3 takımı başarılı kılmak için çeşitli hamleler yapılıyor. Yani o bakımdan da kimse düşecekle ilgilenmiyor. Yani bir metafor olarak devam edersek AKP ve MHP için kasalar açılıyor. Kalanı biçmeyeyim değil. Herhalde. Elbette. Şimdi efendim gelelim Ankara'nın haline. Bakın